Selam arkadaşlar, Almanya'dan hepinize. Bu ligde gördüğünüz aracı yeni aldık. 4 tane lastik takılıyor şu anda buna. 4 tane sıfır lastik aldım arabaya. Bu araba Seyit'in arabasıydı. Daha önceki videolardan bilirsiniz. Seyit Türkiye'ye döndü. Bir süre sonra geri gelecek ama başka araba alacak. Abi dedi, o arabayı da sen al dedi. Orada yatıyor dedi. Adam et onu dedi. Yani lastiği yarılmıştı. Lastiği biraz sıkıntılıydı. Arabanın bütün ağır bakımları yapıldı ama lastikleri çok eski taş gibi. Diş olmasına rağmen lastikler kötü durumdaydı. O yüzden 4 tane sıfır lastik aldık bu arabaya 250 euroya. Bunun lastikleri biraz pahalı çünkü ince yanak arkadaşlar. Spor lastik, kalın yanak olmuyor bu arabaya. Çünkü üstte, şuradan göstereyim ya. Lastiği kalın aldığınız zaman, kalın yanak aldığınız zaman buraya çarpıyor. O yüzden 45 yanak alabiliyorsunuz. O da spor lastik olarak geçtiği için pahalı. 50 euro daha pahalı yani. Onun haricinde... 2 ay önce zaten fren bakımları yapılmıştı arabanın. Fren baltaları yeni, debriyaj baltası yeni. Dijital klima falan var. Bu araba en full paketi 206 cc'nin. İçini de birazdan gösteririm size. Arabanın kendisini 1000 euroya aldık. Yine 250 euro lastik masrafı var. 50 euro da buraya vereceğiz büyük ihtimalle. 1300 euroya falan geldi araba bize. Ama altına falan da baktık. Şimdi usta da kontrol etti. Arabanın çok sağlam olduğunu söylediler. Yani arabanın kilometresi 200 bin ama kondisyon 100 bin gibi görünüyor arabada. Yağ yakma falan yok motorunda. Onlara baktım. Motor suyunda herhangi bir yabancı madde yok. Yani son derece sağlam bir araba aldık. Araba sağlam olduysa, bakımlıysa fark etmez. Station, işte neydi bu? Cabrio ya da sedan. Yani sağlam, temiz, düzgün araba olduğu zaman ben severim arkadaşlar. Bu da öyle bir araba. Bir lastikleri dertliydi. Onları şu an değiştiriyoruz. Birazdan Deniz'le beraber Köln'e gideceğiz. Kameranın arkasında bugün yine Deniz var. Deniz'i bu aralar çok kameraman olarak kullanıyorum. Bir UVM'ye yazmak gerekiyor mu sana? Selfie çubuğu olarak kullanıyorsun beni. Yani o da olabilir. UVM'ye... Tripod olarak kullanayım. Yani. İskender ısmarlarsın. Ödeşiriz ya. Ha, Bond'a İskender yiyebiliriz. Biz Köln'e gideceğiz birazdan. Şu iş bittiği zaman arkadaşlar. Bugün de bir video yapacağız size. Hem yeni aldığımız arabayı tanıtalım. Kaça aldık, ne yaptık, nasıl oluyor bu işler buralarda? Polonya plaka var bu arabada. Niye öyle oldu? Gel. Önceki arabada anlattığımız gibi bunları da anlatırım size. Bir de bir yandan size bir Köln'ü gösterelim. Köln'e gideceğiz. Oralarda gezeceğiz. Luke. Gel. Normalde çok sever bizi böyle. Gelir yani ama sahibi orada diye gelmiyor şu anda. Sahibinden hiç asla sözünden dışarı çıkmıyor köpek arkadaşlar. Şunu tanıtır mısın? Sansibar. Şimdi önce şunu tanıtalım. Bu Kalashnikov'a benziyor ama bu şey arkadaşlar. Almanya'da bu Danimarka tarafında Kuzey Denizi'nde bir ada var. Almanların adası orası. Benim yanlış hatırlamıyorsam tek adalar o. Başka adaları yok. Bu o Sansibar Adası'nın haritası. Bu da işte o adanın eski bir korsan adası. Bu Viking Adası. Onunla alakalı olarak herhalde. Böyle işte kılıç yapmışlar. Onu yazmışlar buraya yani. Biz bunları sonra sökeceğiz. Buraya bir Türk bayrağı, buraya da Mustafa Kemal Atatürk imzasını. Bir tane de Osmanlı turası. Herkesin gönlü olsun. Bütün arabalarımın olduğu gibi oraya yapacağız arkadaşlar. Türkiye'de hiçbir ustayı eldivenle çalışırken göremezsiniz ama buradaki ustalar eldivenle çalışıyor. Balans ayarını yaptı usta. Bu kapak. Bir sorun var, onu değiştireceğiz. Arabanın altında bak, eski bir araba olsun ama bakımlı, temiz arabaları ben seviyorum. Bu araba da öyle bir araba arkadaşlar. Bakın bir tane bile yağ kaçağı bir şey altında yok arabanın. Yani. Bakın tertemiz alt arabanın. İşte böyle arabalar hastayım ya. Bakmışlar arabaya yani. Alttaki kontrol, gördüğünüz gibi kemik gibi.
Boşluk yok. Olsa anladık zaten ha. Abi. Şimdi bunun buradaki mekanizması kırılmış arkadaşlar. Onu kaynattık. Buraya geri takacağız. Bu önemli bir parça. Çünkü bu kabriyo üst açılıyor. Bu bagaj önden kalkıyor böyle. Pistonlar kaldırıyor. Arabanın tavanı buraya toplanıyor. O yüzden burası sensör var. Bir sorun olduğunda üstünün açılmasına engel oluyor. Burada da JBL'in audio sistem ses sistemi var. Aracın kendi orijinalinde var bu. Sonradan yapma değil. Arkasında ampisi var. Burada da işte tavan kaldırma motorunun yağ haznesi var. Benden var. Hep eğlenceli. Çok sıcak. Deniz kenarı var. Arkaya yani 50-60 kilo bir insan ya da çocuk oturabilir fazla. Ön tarafı da böyle. Deri koltuk, deri direksiyon. Krom vites topuzu. Şuraya bir ekran yapacağız sonra bu arabaya. Buraları falan hep deri kaplama. Şuralar. Koltuk ısıtma var arkadaşlar. Arabada çalışıyor. Dijital klima var. Otomatik yağmur sensörü var. Otomatik far var. Far yıkama var. Yani bu araba dolu bir araba. 206'nın 206 cc'nin en üst paketi arkadaşlar. Adam arabaya orijinal JBL ses sistemi koymuş. Şu soldaki buffer patlak yalnız bak bu. Çok. Aynen onu değiştireceğiz. Kanalları takarız biz. Falan. Yo yo çalışıyor ama şey. Boğuk mu geliyor ses? Boğuk değil. Böyle patlak buffer sesi var yani. Okay. Püf yapıyor böyle. Bunu değiştireceğiz, bu kolay ya. Orada bak şeyler var, vidaları. Kaç inç acaba? 13 mü? 13 ya da 16 olabilir. Bakacağız. Onu da kaynattı, usta koydu. Almanya'da tamir yok diyorlar. Doğru adam bulursanız tamir var. Usta zaten bizim komşumuz ya. Arkadaşımız. O yüzden uğraşıyor. Yoksa uğraşmaz böyle. Sıkı giyindin mi? Niye? Eseceğiz.
sallanmazsa. Koca kafalar gibi olduk bu arada. Evet abi, şimdi lastikleri taktırdık, arabanın işleri bitti. Deniz'le beraber kabriyo arabanın üstünü açtık ve olmazsa olmaz, mutlaka gözlüksüz bunlar kullanılmıyor, uçak gibi aynı. Pilotlar takıyor kanka. Köln'e gidiyoruz, orada biraz evrak işleri var, onları halledeceğiz. Sonra bir alışveriş yapacağız, 3 gün burada marketler kapalı. Yani bugün akşam kapanacak. Pazar ve pazartesi kapalı, pazartesi tatil çünkü. O yüzden alışveriş yapmamız gerekiyor, onu yapacağız dönerken de. Sonra artık eve geçeceğiz. Size de biraz Köln'ü göstereceğim bu videoda. Evet, Köln'e geldik arkadaşlar. Bir 6 kilometre sonra falan katedrale gideceğiz. Buradaki meşhur, dünya ünlü bir meşhur katedral var. Bir yemek falan yiyeceğiz burada, buraları gösteririm size. Instagram Mert Kaptan Yollarda takip edenler gördüler, orada fotoğraf falan çekilmiştim ben de ama YouTube'da hiç paylaşmadım orayı. Ben biraz oraları gezelim, görelim, bayağıdır da gelmiyordum. Hava da bugün çok güzel şansımıza. Dün yağmur yağıyordu, ondan önceki gün yağmurluydu, ondan önceki gün yine yağmurluydu. Böyle çok gezip tozamadık ama bugün hava iyi olduğu için birazcık gezme fırsatı bulduk biz de. Hem arabayı biraz deneyelim, aküleri şarj olsun dedim. Aküleri derken tırla tır değil bu yani tabi. Akülere gidiyor ya, akü şarj olsun dedik. Tırdaki akü var. Öyle dolaşıyoruz biraz bakalım. Burada zaten Köln şehrinin birçok noktasından görünüyor. Hemen burada Ren Nehri var arkadaşlar. Ren Nehri'nin de karşı tarafından, Doğu tarafından da görünüyor. Yani böyle yakınlaştığınız zaman mutlaka artık nerede olduğunu görüyorsunuz. İşte ucu görünüyor şey, minare diyecek masası. Neyse işte onların adı, Sivriyelleri. O görünüyor. Oraya doğru sürüyoruz biz de. Oralarda bir yerde bir otopark bulmamız lazım. Buradaki otoparkları sürücüye Oper yazıyor. Şurada otopark var galiba ya. Şu an Ren Nehri'nin üzerinden geçiyoruz. Burası sahil, Ren Nehri'nin kıyısı. O meşhur köprü hemen arkamızda. Burası da müzikal var bak burada. Şey, Event Hall etkinlik salonu. Böyle dans gösteri falan o tür şeyler oluyor. Almanya'ya hoş geldiniz. Kabriyo keyfimiz kısa sürdü arkadaşlar tabii. Yağmurlar durmuyor tabii burada. Sevinmiştik, biraz güneş çıktı falan. Yarın da havuza gidelim diyorduk. Ama hiç belli olmaz. Bir saat sonra tekrar güneş çıkabilir. Kara tren gecikir belki, hiç gelmez yine yanımda bugün. Karşıya getirin. Camları da açamıyorum. Boğdum, biz öleceğiz burada arabanın içinde. Frenlemişim. Yanlış oldu. Bir daha çeksene onu. Yani Allah'tan durmuştuk. Köln'e gittik biz. Park yeri aradık yani sonra hani. O park yerini bulamadık arkadaşlar. Yani ben de artık karnımız da aç. Yemek falan yiyecektik. Dedim abi yürü dedim. Biz dedim Bonn'a gidelim. Eşek bilmedi otu yerse başı ağrırmış. Bonn'u biliyoruz. Köln'e çok gitmiyorum. Ben Köln'ü sevmiyorum arkadaşlar. Yani şöyle büyük şehir sevmiyorum. Trafik sevmiyorum. Çok insan sevmiyorum. Ama Bonn o kadar değil. Yani Bonn da öyle çok küçük bir yer değil ama Köln'e göre küçük bir şehir.
Orada bir de bizim gittiğimiz güzel bir Türk restoranı var. Döneri falan harika. Böyle Almanya'daki hazır donmuş dönerlerden değil, onlar kendileri yapıyorlar döneri. Kıyma yaprak değil. Döner. Kıyma değil yani, gerçekten döner ve dana kuzu karışık, size göstereceğim birazdan. Orada hani size doğum katedralini falan göstereyim demiştim ama artık Beethoven'ın doğduğu evi gösteririm size onun yerine. Tabii bu yağmur, bu yağmur böyle devam ederse o da zor. Birdenbire yağmur bastırdı. Allah'tan yani üstü kapalıydı, yoksa şeker değiliz ya. Yoksa eridik yani arabanın içinde. Tam bir haftadır, neredeyse bir hafta 10 gündür ilk defa böyle güzel bir güneş çıktı. O da yağmura döndü. Ya bu mevsim yağmur mevsim arkadaşlar. Kışın zaten yağıyor da, bahar aylarında bu civarlarda da yağıyor. Mayıs'tan sonra ancak burada bol güneşli havalar olur. Abi nasıl geçmiyor ya böyle bir şey? Biz nasıl ineceğiz bu aradan ya? Bereket. Abi yeter artık bereket yani. Her taraf zaten tarla, orman burada yani. Hani şeyde olsak, Orta Doğu'da olsak bereket dersin de yağmura. Bu fazla bereket, anladın mı yani? Abi beraber kullanıyoruz bu arada. Vitesleri ben hatırlıyorum. Bende kafa kamerası var. Sağ mı önceydi? Anladım. Okey. Burası Bonn arkadaşlar. Şehir merkezi sol tarafta kaldı. Acayip yağmur var. Şu binanın arkasına arabaya park edeceğiz ama bakalım nasıl yürüyeceğiz buradan. İnsanlar ayakkabılarını çıkartmışlar, yürüyorlar yollarda. Birdenbire yine başladı. Bu arkadaşlar bisikletle bunlar yemek dağıtıyorlar. Bizim bu getir gibi bir şey bu. Yemek sepeti gibi bir şey. Şuradan sağa döneceğiz değil mi? Valla ineceğiz, koşa koşa gideceğiz yani. Bir 30 metre falan koşarız herhalde, bir şey olmaz. Park yeri burası, şurası, şuraya kaçacağız. Yakın bir yere bırakalım mı bari? Hemen şu binanın arkasında. Ama bizim Park Shine'de almamız lazım. Gerek var mı bugün? Var. Nasıl yapacağız? Bunu bu normalde lavancılarda vermiyoruz da getirebilirim ya. Ana yemeklerde normalde oluyor mu? Şu masada oturmuştuk Serhanlar'la birkaç ay önce daha. Biraderim, her yerde bir hatıran, her yerde bir anın. Yani 2 saat falan geçti, yağmur hala devam ediyor. Biz yemek yedik, az önce gösterdim size. Aslında tam olarak öyle söylememiştik. Biz 2 porsiyon döner, 2 tane lahmacun, birer tane diye. Yani ama adam bize normal insanın yiyeceği kadar getirmiş. Yedik, doyduk. Şimdi devam ediyoruz. Nereye? Market abi. Hemen şurada arkada Beethoven'ın doğduğu ev var. Beethoven buradan büyüdü. Onun arkasında Karl Marx'ın mezun olduğu üniversite var, Bonn Üniversitesi. Onları size gösterecektim bugün ama yağmuru görüyorsunuz. Yani o yüzden arkadaşlar. Şimdi bir yerleri göstermeyi bırak, biz kendimizi buradan sıyıralım. Yeterli yani. Markete gitmemiz lazım. Almanya'nın A101 BİM tarzı marketi Lidl'dan bir şeyler aldık arkadaşlar. Böyle 100 euro tuttu burası tamamen. 114 euro tuttu. İşte aldıklarımızı da şöyle tek tek göstermeyeyim. 1 kilo et var. 800 gram et var. 800 gram köfte var. 20 tane yumurta var. 2 makarna işte. Pommes, patates, yanında balık. Onunla fish and chips yapacağım. Şurada yasaklı madde var. Yanında yoğurt. 2 tane Türk yoğurdu aldık.
Peyniri göster birader. 1 kilo peynir kaç paraydı? 6 euro. 1 kilodan fazla bu. 1,5 kilo. Net bir, yani net bir tamam, kilo. Tamam, net 1 kilo peynir 6-7 euro. 6,99 bu. İşte şey var. Neydi o? 800 küçük ağaçlar neydi ya bu? Ne? Brokoli. Ağaç? Yani brokoli. Öyle tavuklar var. Domates aldık. Limon. İki tane, biri Gouda, biri de adını bilmediğim ama biri, Deniz'in biri, bildiği. Biri Butterkes, biri Pister. Butterkes şey değil mi? Yağlı peynir. Hı hı. Öbürü ne? Pister. Yani? Magnum, yani bir paket. Yani bu da %45 yağın var bunda. Yani daha aşağı yukarı yani, aynı. Şey, farklı bir kaşar yani, çeşit. Bak böreklere göster. Bizim Türk böreklerine çökmüş Yunanlılar. Göster abi. Bak. Gösterdim. Bizim bildiğin anam babamın söylediği gül böreğine bilmem ne yazmışlar? Greek style yazmışlar. Yani. Greek style diye malı götürdü adamlar ya, şuraya bak. Bu da Greek style. Bu da bayağı bildiğin şey yani. Kol böreği miydi, neydi o? Biri kol böreği, boşnak biri gül böreği. Şey yani. Çok tüketmiyoruz ama makarna. Arkada da bir şey daha var. Şu arkadaşlar burada yaklaşık 12 tane ekmek var. Yani bir ekmek 360 gram. İşte 3,5-4 kiloya yakın ekmek var burada da. Bunların hepsi 114 euro tuttu bugün. Evet. Geçen sefer biz yolda bırakan araba. Biz geldik arkadaşlar. Sanayi, yemek, market. Bir garip video oldu. Videoyu bir yere de bağlayamadık. Her neyse, buraya kadar izleyenlere teşekkür ederim arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşürüz. Abone olmayı, yorum yapmayı unutmayın. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.